tarihte ilk havuç yetiştiriciliği Anadolu, İran ve Afganistan'ı kapsayan verimli topraklarda yapılmıştır. Günümüzde dünya genelinde çok geniş bir ekim alanına sahip olan havuç, bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp soframıza gelerek mutfaklarda birçok tarifin içerisine eklenmektedir. Eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu kök sebzenin insan sağlığına yaptığı olumlu etkiler saymakla bitmediği gibi yapılan araştırmalarda her geçen gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Bulundurduğu sayısız bileşen ile çiğ olarak tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan havuç birçok metabolik probleme çare olmaktadır. Düzenli havuç tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir? Ne kadar, nasıl ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir adet çiğ havuç tüketiminin faydaları nelerdir? Yüksek kolesterol, kalp hastalıklarına neden olan önemli bir faktördür. Düzenli havuç tüketimi, içerdiği lif ve antioksidanlar sayesinde kolesterole karşı olumlu faaliyetlerde bulunur. İçerdiği potasyum, kan damarlarını gevşeterek kan basıncının düzenlenmesine ve damarların rahatlamasına yardımcı olur. Araştırmalar, havuçta bulunan kumarin maddesinin kan basıncını düşürmede etkili olduğunu göstermiştir. Bu madde, kan damarlarındaki ve arterlerdeki gerginliği rahatlatan ve böylece kan dolaşımını arttıran zengin potasyum bileşikleridir ve tüm organ sisteminin işleyişinin arttırılmasına yardımcı olurlar. Ayrıca havucun içerisinde bulunan karotenoidler, kan şekeri regülasyonları için oldukça faydalıdır. Vücut tarafından metabolize edilen glikoz miktarını düzenlerler. İçerdiği bileşenler ve özellikle de C vitamini ile metabolizmanın işleyiş kalitesini arttıran havuç, bulundurduğu lifler sayesinde midede şişerek tokluk süresini uzatır. Şeker ve koruyucu içeren ürünler yerine tüketildiğinde kilo kontrolünü kolay bir hale getirir. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için bir adet çiğ havuç. Yüksek lifli beslenmek sindirim sistemimiz için oldukça önemlidir. Oranlar, cinsiyet ve yaşa göre değişse de bir orta boy havuç kişinin günlük lif ihtiyacının %40'ını karşılamaktadır. Diyet lifi bağırsaktaki peristaltik hareketi destekleyerek sindirim yolunun kaliteli işleyişine yardımcı olur ve bağırsakta bulunan sıvıların salgısını uyarır. Havuç hem çözünür hem de çözünmez liflere sahiptir. Çözünür lifler bir probiyotik gibi davranarak sindirimi iyileştiren bağırsak dostu bakterileri besler. Çözünmez lifler ise bağırsakta bulunan besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Uzun dönemde ise mide duvarını koruyarak sindirimi düzenler. Özellikle içerisindeki fenolik bileşikler mide asidini kontrol ederek mide problemlerinin önüne geçer. Hastalıklara karşı bir adet havuç. Havuç içerisinde pek çok hastalığa karşı koruma sağlayan antioksidanlar bulundurur. Vücutta A vitaminine dönüşen beta karoten bunlardan en önemlisidir. Bunun dışında havuçta likopen, antosiyanin ve C vitamini gibi antioksidanlar da bulunur. İçerisindeki C vitamini vücudun bağışıklık sistemini koruyan antikorların oluşmasına yardımcı olan beyaz kan hücresi aktivasyonunu uyarır. Bu da virüs ve bakterilere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur ve özellikle soğuk algınlığı gibi hastalık dönemlerinin rahat atlatılmasını sağlar. Bu antioksidanlar vücutta kanser riskini arttıran zararlı serbest radikaller ile savaştığı için pek çok araştırma havucun içerisindeki antosiyaninlerin kanserli hücrelere karşı savunma sistemini güçlendirdiğini kanıtlamıştır. Bu maddeler vücuda zarar veren serbest radikalleri arar, bulur ve nötralize eder. Özellikle karotenoidler, kolon kanseri ve prostat kanseri olmak üzere birçok kanser türünün oluşum riskini düşürmektedir. Aynı zamanda demirin bağırsaktaki emilimine yardımcı olarak kandaki hemoglobin kalitesini arttırır. Bu da kansızlık probleminin oluşum riskini düşürür. Daha sağlıklı bir kas ve kemik dokusu için bir adet havuç. Havuç, yaşamın ilerleyen dönemlerindeki kemik problemleri ile mücadele edilmesine yardımcı olur. Bu kök sebze, her ikisi de kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor içerir. Özellikle bu maddeler vücuttaki kalsiyumun kullanım ve emilim kalitesini arttırmaktadır. İçerisindeki potasyum ve magnezyum ise kas kasılmalarını oluşturur. Kasların dinlenmelerine olanak verir. Kas gerginliğini azaltır ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Aynı zamanda kaslar ve kemikler için çok önemli olan bağ dokusunu korur. Güçlü bir bağ dokusu kemik ve kaslara binen yükü hafifleterek tüm beden sağlığımızı geliştirir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir adet havuç. Düzenli havuç tüketimi beyindeki sinir hücrelerine karşı olumlu etkilerde bulunur. Hayatın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan nörolojik hastalıklarda beyin hücrelerindeki zararlı bileşikleri uzaklaştırır. Bu
yetenekleri özellikle içerisindeki E vitamini ve C vitamini sayesindedir. Bu maddeler stres hormonu kortizonun salgılanmasını azaltarak sinir sistemindeki tüm yapıları korurlar. Kısa vadede depresyon ve kaygı riskini düşürür. Uzun vadede ise bilişsel sağlığımızı geliştirir. İçerisindeki bu vitaminler beyin sinyallerinin hızını ve verimliliğini arttıran, sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan, sinir kılıfı olan miyelinin oluşması için gerekli vitaminlerdir. Beynin sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermesi için de melatonin, epinefrin ve serotonin gibi hormonların salgılanması havucun içerisindeki B vitaminlerinin desteğiyle olmaktadır. Ayrıca bulundurduğu triptofan zihnin rahatlamasına yardımcı olarak uyku kalitesini arttırır. Öte yandan havucun en bilinen yeteneği göz sağlığına olan faydalarıdır. Bulundurduğu beta karoten gerektiğinde A vitaminine dönüşebilmektedir. Bu madde besinlere kırmızı ve turuncu rengini veren son derece güçlü bir antioksidandır ve göz sağlığı için çok önemlidir. Vücuttaki A vitamini eksikliği görme bozukluklarına neden olur. Havucun antioksidan kalitesi görme keskinliğini iyileştirmek ve gece körlüğünü durdurmak gibi belirli seviyelerde vücut dokusuna yardım eder. Bununla birlikte içerdiği A vitamini karaciğer yağlanmasını azaltır. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için havuç. Havuç cilt sağlığı için oldukça faydalıdır. Serbest radikallerin deri üzerinde oluşturduğu hasarları azaltır ve böylece cildi koruyucu kalkanı güçlendirir. A ve E vitamini birlikte çalışarak deri durumunu iyileştirir. Bununla birlikte bu maddeler aynı zamanda saçları kuvvetlendirir. C vitamini ve E vitamini birlikte çalışarak saç derisindeki dolaşımı arttırır. Uzun dönemde saçları besleyerek her bir saç telini kuvvetlendirir. Peki havuç tüketiminin herhangi bir zararı var mı? Kimler tüketirken dikkat etmeli ve ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Öncelikle havuç gibi lif içeriği çok yüksek besinler kısa süreçler içerisinde çok fazla tüketilirse sindirim yolunu ve mideyi gereğinden fazla meşgul ederek başta kalın bağırsak olmak üzere rahatsızlık hissi oluşturabilirler. Ayrıca havucun beta karoten oranı oldukça yüksektir. Çok fazla tüketildiğinde cildin turuncu ve sarı bir renk almasına neden olabilir. Bu ciddi bir problem değildir ve geçicidir. Ancak aşırı durumlarda A vitamininin fonksiyonlarını engelleyebilir. Tabii ki de bu etkisi çok fazla havuç tüketildiğinde olmaktadır. Öte yandan havuç diğer kök sebzelerdeki gibi günümüzde ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız havucu tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki havuç ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar özellikle salatalara, yemeklere veya sade olarak havuç tüketilmesini önermektedir. İdeal kullanımı ise haftanın 5-6 günü günde bir havuç olarak tavsiye edilir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza havucu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.